Sevgilim var, nişanlım var. Nişanlını dene, eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL ödül kazanacaksın. Deneyelim o zaman. 2,5 sene Şahatay'da yüzük taktık. Orada mısın hala? Diyecektim, benim telefonun kapağında. Sen ayaklayabilir miyim acaba? Asla yalan söylemez normalde. Ben biraz açıkçası. Bir çay içebilirim. Baş başa kalırız. Yüzleşme serilerini YouTube katılı özel paylaşmış olacağız. Katıl kısmından sevgililerin yüzleşme serilerini izleyebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir video serisinin bir sonraki bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugünkü serimiz sevgilini test et. Bu sefer rastgele sokağa çıkıp tek tek soracağız. İsteyen kişileri test edeceğiz. Çünkü ilk bölümdeki röportaj sahnesi daha çok dikkat çekmişti. Bu sefer de öyle yapacağız. Rastgele röportaj yapacağız. İsteyen kişilerin sevgililerini deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Serinin devamı için kanala abone olmayı, beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Merhaba. İsim nedir? Tuğba. Tuğba. Sevgilin var mı? Evet. Bu arada kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın, süper. Sevgilini dene, eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL ödül kazanacaksın. Sevgilimi denemek istemiyorum, güveniyorum kendisine. Güveniyorsun? Evet. Güvenin tam? Tam. Gerek yok o yüzden. Süper, teşekkürler Tuğba. Merhaba. İsim nedir? Aren. Aren. Sevgilin var mı? Yok. O zaman sen yarışmaya katılamıyorsun. Evet. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Pelşin ben. Pelşin, sevgilin var mı? Sevgilim var, nişanım var. Nişanlım var. Evet. Ne zamandır? 3 yıl olacak yaklaştı. Tamam, süper. Peki nişanlını dene, eğer ki seni aldatmazsa bizden 10.000 TL ödül kazanacaksın. Ben sizin videonuzu gördüm galiba. Gördün mü? Evet, Instagram'da karşıma çıktı. Bilmiyorum nasıl olacak. Ya yani sevgilinin arayıp yerini öğreneceksin. Seninle stüdyoya geçeceğiz 2 dakika. Yakın zaten stüdyomuz. Yani sevgilin... Ne kadar sürer peki? Çok uzun sürer mi? Toplam 1 saat falan. Sevgilinin yerini öğreneceksin. Ekip arkadaşımız deneyecek. Biliyorum zaten. Evet. Biliyorsun. Bilmiyorum yani. Deneyebiliriz. Bence deneyelim. Deneyelim o zaman. Tamam, hadi gidelim. Ekipmanları topladık, gidiyoruz arkadaşlar. Sence sevgilin seni aldatır mı bu arada? Ben aldatmayacağını düşündüğüm için geliyorum. Zaten ödüllü bir şey yani. O yüzden... Peki aldatırsa tepkin ne olur? Çok merak ettim. Yani onu düşünemiyorum ama öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Sonuçta 2 yıllık bir ilişkim ve nişanlım. Evet, o zaman gidelim bakalım neler olacak. Bakalım. Şimdi ismin neydi? Pelşin. Pelşin, tekrardan memnun oldum. Bir erkek arkadaşın var. Evet. Ne zamandır çıkıyorsunuz? 5-6 aydır yüzük taktık. 5-6 aydır yüzük taktınız. Evet. Peki kaç yaşındasın bu arada? Ben 21 yaşındayım. 21. Biraz erken değil mi sence? Yani planlarımız var, öyle söyleyeyim. Yani sadece evlilik için değil, bu gelecek için de. Gelecek için, güzel. Peki seviyor musun nişanlını? Böyle yani, söyleyeyim sana. Tabii ki de seviyorum nişanlını. Yüzük takmak için zaten bazı şeyleri göze almak gerekiyor. O seni seviyor mu sence? Yani sevmediğimi düşünsem devam etmezdim zaten. Sen bu arada okuyor musun, çalışıyor musun? Ben okuyorum, devam ediyorum. Devam ediyorsun. Evet, ne bölümü? Moda ben. Moda okuyorsun. Peki sen nasıl birisin normal hayatında? Yani normal hayatımda daha böyle sakin biriyim ama ilişki konusunda daha kıskanç biriyim. Kıskanç birisin? Evet, çok kıskanç biriyim. Peki şimdi birazdan test olacak. Bizim ekipten birisi gidecek. Test olduğunu bilmeme rağmen mesela biraz şey... Kıskanırsın ha ekip arkadaşımızı. Ama sevgilin düşerse diyelim. Nasıl olur? Derse bir tamam. Bir şey zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Evet, eminim yani. Eminim. O kadar güveniyorsun. Güvenmesem kimse buraya gelip saatini harcamaz. Ben güvendiğim için geliyorum çünkü. Süper. Çok merak ettim bu kadar kendine güvenen normalde birisi olmadığı için. Sevgilin ne iş yapıyor? Ticaretle uğraşıyorlar çok. Ne zaman? Kıyafet üzerinden. Kıyafet üzerinden. 3-4 senedir yapıyorlar. 3-4 senedir. Evet. Peki sizin tanışma olayınız daha mı önceye dayanıyor? Ya biz aynı mahallede oturuyorduk ama arkadaş ortamında pek denk gelmiyorduk. Sonra biraz zaman ilerledikçe denk geldik falan. Konuşma, sohbet falan derken. Her şey ciddileşti. Evet. Süper. Testimize hazır mısın? Hazırım ben. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi senden ricamız, erkek arkadaşını arayıp yerini öğrenebilir misin? Nerede olduğunu? Öğreneyim. Genellikle zaten park tarafında oluyor ama ben... Parkta oluyor. Evet. Bir soru istersen kesinleştir. Ona göre ekip arkadaşımız yola çıkacak. Alo. Alo. Ne yaptın aşkım? Neredesin? Ne yapayım hayatım? Çok dakikadayım sen. Orada mısın hala? Aynen hala öyle. Oturuyorum ben de evde. Çıkmadım hala. İyi yaptın. Ne zaman çıkıyorsun? Ben çıkarım bir saate falan. Uğrarım yanına. Sen kimdesin? Ben tekim şu an. Arkadaşımı bekliyorum. Kimi bekliyorsun? Hangi arkadaşını? Ahmet'i bekliyorum ya. Tamam, haberleşiriz yine. Dikkat et. Tamam.
Tamam, öptüm. Hadi görüşürüz. Ben de öptüm. Bye bye. Şimdi parkın konumunu sen bana gönder. İsmini yaz veya biz de ekip arkadaşımıza... Ha, ismini yaz. Ekip arkadaşımıza parkın konumunu atacağız. Ekip arkadaşımız bize bir fotoğraf çekecek. Doğru kişiyse başlayacak. Atıyoruz. Onun da geçmesi muhtemelen bir 20 dakikayı falan bulur zaten. Arkadaşlar merhaba. Şu an konuma geldik. Parkın içinde bir yerleri tarif ettiler bize. Şu an oraya gideceğiz. Yürüyeceğiz bakalım. Bulduğumuz zaman kameraları kuracağız. Gizli çekime başlayacağız. Hadi o zaman yürüyelim. İleride bir yer olabilir mi sonra? Evet, fotoğraf geldi. Doğru kişi mi? Bir baksana fotoğrafa. Bakayım. Evet evet, onun ceketi. Onun ceketi. Odur, evet. Tamam, süper. Yağmur başlayabilirsin, doğru kişi. Evet evet, o. Görüntüyü kurun. Tamam, Can'a söyle, görüntüyü bilgisayara aktarsın. Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Geliyorum. Ya şey diyecektim, benim telefonun kapağında annem gelecekti. Size arayabilir miyim acaba? Yüzün niye net görünmüyor? Kamerada bir sıkıntı vardı, onu ben de anlamadım. Can, çocuğun yüzü net görünmüyor ya. Tamam tamam, ona bir ayar çeksenize, net görünmüyor gibi yüzü. Tamam okey. Tamam, kalktıktan sonra düzenleyin bari. Uzaktan biraz buğulu çıkıyormuş da düzeltecekler şimdi. Kız aldatmaz herhalde benim. Niye? Hayır ya, aldatmaz diye düşünüyorum. Daha güzel olsa aldatır mıydı? Yok, aldatmaz benim şu an. Ya açmıyor ya, şöyle gelmeyeyim. Ya 5 ayakkabıda otursam soğuk alabilir miyim? Sıkıntı olur mu? Abi oturabilirsin. Oturabilir mi dedi o? Evet. Devam etmek istiyorum. Sen İstanbul'da mı oturuyorsun? İstanbul'da. Niye muhabbete giriyor ki şu an, ben anlamadım. Niye cevap veriyor ki yani? Belki yardım etmek için şey yapıyordur da. Ya zannetmiyorum. Ben de il içinde yaşıyorum normalde. İstanbul'a daha yeni geldim. İstanbul'a yeni geldim. Hı hı. Bir de sorguluyor. Devam etmek istiyorum. Evet, ailemle kalıyorum burada. Bir arkadaşımızı arayalım. Hı hı. Kafeye çay içmeye davet etsene. İstemezse de ki ya da bana yolu göster de. Tamam. Bir arkadaşımı arayalım da. Senin telefonun kapalı değil miydi ya az önce? Açıldı herhalde. Bahane olduğu belli, neden hala devam ediyor sorgulamaya, ben onu anlayamadım. Gideceğimiz bir yer var mı? Ben tarif edebilirim yani, aşağıda bir kafe var, orada içebilirsin. Ben beraber içelim anlamında söylemişim. Ben bir nişanlımı arayabilir miyim? Ne yapıyor, ne ediyor? Sor. Efendim canım. Neredesin, ne yaptın? Şöyle şarkıdayım, bir arkadaşım geldi, onunla sohbet ediyorum. Erkek mi yanındaki? Erkek ya. Niye, ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı, öylesini aradım, merak ettim. Tamam, tamam canım, haberleşiriz. Tamam, hadi görüşürüz. Dikkat et, haber ver bana. Erkek mi deyince umarım anlamamıştır bu arada. Nasıl anlayabilir ki ya, böyle bir şey olacağına inat veremez yani, asla olmaz. Ben bir şey yapmam çünkü zaten normalde, o da bunu bildiği için. Senin sevgilin mi vardı? Evet, sevgilim var, nişanlıyız hatta. Nişanlısın. En azından bu arada nişanlısı olduğunu söyledi. Sevgilim yok demedi, öyle bak olaya yani. Yani o kadar sohbetten sonra bir anlamı yok ki zaten nişanlım demesinin. Değil mi? Sohbet ediyor sonuçta, karşındaki onun karşı cinsi yani. Niye erkek istedin o zaman? Yansılması istemedim çünkü. Yanlış anlayabilirim yani, o yüzden, yoksa erkek kadın fark etmiyor. Ya da asla bana kim olduğunu, kız erkek falan asla yalan söylemez normalde. Normalde ben de kız demesini bekliyordum. İşte normalde bunu söylüyor zaten bana, evet. Herhangi bir şey olsun, birisi yazsın ona, bana direkt SS falan atar. Sen kız arkadaşını mı bekliyorsun? Yok, onunla buluşmayacağım. İstersen birlikte oraya kadar yürüyelim, ben tek içmeyeyim, sohbet ederiz. Sohbet götürürüm yani, eşit ederim. Ben tekrar arasam mı acaba? Anlar mı benim aradığımı onu? Çok ararsak anlar, aramasan şey yapsak. O zaman belki doğruyu söyler. Yani... Doğruyu söyleyeceği olsa ya da arar. İstersen durdurabiliriz ama bir devam edelim bakalım ne olacak. Zaten ortada bir şey yok, şu an deniyor yani. Tamam, devam edelim o zaman. Devam edelim değil mi? Ters tepki göstermesi lazım. Ben olsam ben tam tersini yaparım, bunu çok iyi biliyor. Hala inanamıyorum. Hayır, ben bir peçete alabilir miyim? Tabii. Devam ettirmesek ben şey yapsam şey oluyor mu? Yani devam ettirmesek kazanmıyorsun. Yani sonuna kadar izleyip aldatıyor mu aldatmıyor mu beraber karar vereceğiz. Aldatmıyorsa kazanacaksın. Yani bilmiyorum, istersen. Çok kafam karıştı. Şimdi devamını görürsem gerçekten çok kötü olurum ve gerçekten her şey için çok kötü olurum. Yani bence olacağı varsa da gör şimdiden derim. Bu serimizin amacı ama sen nasıl istersen. İstersen hemen arayıp bitirebiliriz. Ama yani bir ödül durumu olmuyor o şekilde. Ben devam ettirelim, ödülle falan değil aklım ama ben en azından gerçekten görmek istiyorum. Çünkü hani kalkıp yürümesi bile benim için bir şey, benim ne kadar kıskanç olduğumu biliyor. Devam edelim. Devam edelim mi? Evet. Biz de durum diye konuşmuştuk. Tamam, biraz vakit geçelim. Bir çay içebilir miyim? Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Gerçekten kafeye oturdu mu kız da ya? Daha neler yapıyorsun? İstanbul'da neler yapmayı düşünüyorsun? Okuyorum ben. Ne okuyorsun? İşletme okuyorum. Bir de soruyor yani. İlgileniyor bildiğin kızla. İstersen çok rahatsız olduysan... Hayır, devam edebilirim. Ben de izlemek istiyorum kesinlikle. Seni ikna etmek de bayağı zor oldu. Neden? Yemeyeceğim zaten. Normalde asla kız arkadaşı falan olamaz. Öyle bir kız şey arkadaşı normal yok değil mi? Hayır, asla yok. Benden sonra asla olamaz. Benim de aynı şekilde erkek arkadaşım yok ama ben şu an sakince izlemek istiyorum. Sevgin çok mu sıkıntı? Yani sonuç olarak yanlış anlaşılabilir. Karşı cinsle çay içiyorum. Karşı cinsle çay içemez zaten. Çünkü öyle bir şey, öyle bir imkanı ben ona sunmuyorum yani. O da bana sunmuyor. Yani. Haber vermemesi demek ki böyle bir şey olsa ki belki önceden birisi karşısına çıktı bilmiyorum. Belki aynı şeyi yine yaptı onu da bilmiyorum. Ben de haber vermesini bekliyordum. Hiç asla düşünmezdim böyle bir şey. Bu arada arkadaşça diyor ama yani... Arkadaşça falan değil, biz de erkeklerin kızların kafasını gayet iyi biliyoruz. O da kız ona şu an nasıl yaklaştığını gayet iyi biliyor zaten. Senin burcun neydi? Benim burcum yay. Yay. Ama burçlara pek inanmam. Ben bir ekip arkadaşımızı arayayım mı? Arayayım. Efendim? Akşam bir şeyler yapmaya davet etsene. De ki numaralaşıp akşam bir şeyler yapabilir miyiz? Bir dene bakalım. Hı hı. Bir dene, olmazsa tamam. Olursa onu görelim, bitirelim çünkü iş olması biraz. Tamam. Ben onu bir arayayım bakayım ne diyor bana. Ona göre bir haber. Tamam, okey. Bir sor istersen. Alo. Efendim canım. Arkadaşla oturduk, çay içiyoruz öyle. Oturdun arkadaşla. Anladım. Sen ne yapıyorsun? Aynen olsun. Dediğin gibi. İyi, tamam o zaman. İyi, tamam. Tamam, haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Arkadaş oturdu. Kız olduğunu söylemedi değil mi? Yok, hala? Hayır. Akşam müsaitsen birlikte yemek yiyelim. Ben bunları hiç bilmiyorum. Hem bana eşlik edersin. Hem yanlış anlaşılır. Hala yanlış anlaşılır ya. Ben şu an zaten yanlış yani. Zaten normal bir şey yani. Değil bu. Bu zaten normal değil. Yani sonuçta sadece ikimiz biliyoruz. Haberi olmadığı sürece nereden yanlış anlaşılır? Tek oluruz istersen. Baş başa kalırız. Kimse tanışmaz. Sen istersen numaranı ver. Gidebilir miyim ya ben? Ben onu artık görmek istemiyorum. Otur 2 dakika. Hayır, gerçekten. Tamam. Gerçekten ararım ben. Devam edelim. Arayıp bitirelim. Arayıp bitirelim mi? Alo. Yağmur'u bitirsene. Bitir. Tamam. Bu zamana kadar yapmıştır o zaman yani. Aynen. Bir otur istersen bitirelim hemen. Şey yapacak. Yine konuşuruz, haberleşiriz. İsmin neydi? Tanışmadık sonra. İyi misin ya? Numaralaştık. Konuşabiliriz. Tamam, öyle diyorsan aramışız. Şimdi hem benim numaramı aldı hem de kalktı gitti, ben anlamadım. Bu aldattı mı aldatmadı mı? Aldattı mı aldatmadı mı? Kazandım mı kazanmadım mı orası da belli değil. Ben zaten kaybettim, kaybedeceğim. Çünkü numarasını aldı bir kere. Arar yani, kimsenin numarasını boş yere almaz. Demek ki bazen her şeye güvenmemek gerekiyormuş. Ben de içeri girip kendime gelin çünkü daha fazla devam edemeyiz gerçekten. Sen bir su iç, kendine gel. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Arkadaşımız içeri gitti su içmeye. Aslında sadık da oldu diyebilirim. Bir taraftan da olmadı ama ilişki, yani diğer videolarımıza göre baya sadık kaldı ama şimdi... İlişkileri çok ciddi olduğu için ve nişanlı oldukları için numara alması bile arkadaşımızı kötü etkiledi. İçeride şu anda. Serinin bir sonraki videoları yakın zamanda devam edecek. Yüzleşme serilerini YouTube katılı özel paylaşmış olacağız. Katıl kısmından sevgililerin yüzleşme serilerini izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum, hoşça kalın. Instagram ve TikTok'larımızı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.